bu ne arkadaş? Ben mecbur muyum her ay 900 ödemeye? Ben ne suçum abi? Ben en iyisi evi taşıyayım. Böyle olmayacak. Salaha bak baba. Gül gibi sitede oturuyor. 9 TL kiraya isyan ediyor. Ben 1000 vereyim. Bu adam taşındığı zaman o daireyi bana verir. Bu hemen çıkmaz abi. Daha güzel evlerimiz de var. Onlar da mı 900 veriyor? Evet. Şöyle ben 1 yıllık peşin veriyorum. Baba eve görseydik önce. Buyurun ben size göstereyim sitemizi. İşte sitemiz böyle. Evi de görseydik. Onu ev sahibi ve emlakçıyla konuşursun. Konuştuk ya kirayı seninle kapıda. 900 dedim. Emlakçıyla ev sahibiyle niye konuşuyor? 900 TL aidatla kira değil. Buranın kirası 5-6 binden aşağı değil. Ben de kendi kime bu adam 1 yıllık aidatı niye verir diyordum. Bulma lan artık. Bu zenginler de kafayı yemiş. Kira öder gibi aidat ediyorlar. Bekar adama ev vermiyoruz. Öğrenciye hiç vermiyoruz. Çocuğu olan aileye de ev vermiyoruz. Asgari ücret alanlara hiç vermiyoruz. Kime ev veriyorsunuz sorması ayıp? Sadece Arap müşterilere. Benim ana tarafı da Arap. Hatay Araplarına. Hatay Araplarına da vermiyoruz. Sadece Dubai Araplarına. İyi öyleyse kolay gelsin. Ulan Fakriz'de güle güle bile demiyorum ben. Sadece Dubai'li Arap müşterilerine girebilir diyorlar galiba baba. Kapıda her bütçeye uygun kiralık ev yazıyordu. Evet. Bizim bütçeye de uygun bir ev var mı acaba? Var. 200 TL uygun mu sizin için? Günlük mü? Hayır, aylık. Yine aidat olmasın o baba. Ne aidatı? Bildiğim 3+1 ev. Yürün ben size evi göstereyim. Evet, yeni eviniz burası. Bunlar da kim? Komşularınız. İyi de bunlar evin içinde, komşu dediğin evin dışında olur. Evet ama herkes kendi çizgisinin içinde. Gelin ben size sizin çizginizi göstereyim. Hop birader ne yapıyorsun ya? Evime giriyorsun. Aile var burada. Affedersin yanlışlıkla sizin eve girmişim. Evi beğendiyseniz ilk kirayı peşin alayım. Lan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne dalgası ya? Baktım insanlara ev tutmakta zorlanıyor. Ben de bu çözümü buldum. Hadi verin kararınızı. Bu dörtgeni tutmak isteyen sırada çok kişi var. Düşmüşsün alem birine. Düşmüşsün alem.